Hayırlı sabahlar. Hep söylediğimiz gibi biz bir aileyiz ve... ...ailemiz içinden gelen acı ve tatlı haberleri de paylaşıyoruz. Hafta sonu yine bir acı haber aldık. Yarım asırlık hatta yarım asırda ötesine uzanan bir... ...isimsiz kahramanı da berzah alemine uğurladık. İsmail Yaman. Kendisiyle 10 yıl önce... ...40 yıllık okurlarımızla... ...yaptığımız röportajlar dizisi kapsamında bir mülakat yapılmış idi ve Temmuz 8 Temmuz 2010'da yayınlanmış idi. Röportajı yapan yazarımız Osman Zengin. O röportajı tekrar paylaşalım. Bugün gazetemizde var, tekrar yayınlandı. ve hem İsmail abimizi daha yakından tanımış, hatırlamış olalım hem de farklı özelliklerini de bu vesileyle görmüş olalım. Hatıralarını da iade etmiş olalım. Kendisini şöyle tanıtıyor. Adım İsmail Yaman. 1935 doğumluyum. 55 yıldır Ankara'da ikamet etmekteyim. İşçi emeklisiyim. Yeni Asya çıkt çıktığından beri arşivini yaptım. Çok enteresan. Hiçbir sayısını sak e kaybetmemiş, saklamış, arşiv yapmış. Yeni ötesinde, Yeni Asya'dan önce İttihat, Uhuvvet, İhlas, İrşat gibi gazetelerin de arşivini yaptığını söylüyor ki bunlar da elinde mevcut idi. Risale-i Nur'la ne zaman tanıştınız? ne? 1960 senesi ben bir Amerikan şirketinde çalışıyordum. İsmail Anbarlı kardeşle yol komşuyduk. O da vefat etti Allah rahmet eylesin. Bir gün bize Diyanet'ten Mustafa Öztürk akşam bir yere gideceğiz. Gelir misin diye teklifte bulundu. Gelirim yalnız mevzu ne? Dedim. Dini bir sohbet olduğunu duyunca hemen kabul ettim. İsmail Anbarlı'yı aldık. Bir arabaya beş kişi sığıştık gittik. Bir eve selam vererek girdik. Baktık ki evde ne sandalye var ne koltuk. Minderler yere dizilmiş. Saman pazarında bir dershaneydi. Sait abiyle orada tanıştık. O zamanlar Ankara'da haftada bir ders olurdu. Kaç kişi derse geliyordu? O zamanlar ilk zamanlarda 40-50 kişi oluyordu. Sonraki zamanlarda 90-100 kişiye kadar çıktı. Halbuki ihtilal yeni olmuştu. 1960 ihtilali. Maltepe'de şöyle bir şey oldu. Biz ders yaparken Polisler şikayet üzerine geldiler. Orada yaklaşık 120 kişi vardı. Hep beraber kalktık. Bu kadar kalabalık görünce polisler hepinizi nereye götüreceğiz? İçinizden birkaç kişi seçilsin onları götürelim dediler. Aramızdan birkaç kişi gönüllü oldu. Evet vaktiyle böyle şeyler çok yaşanmış. Ders yapılırken, sohbet yapılırken polis veya jandarma basıyor. Alıp götürüyor veya bu örnekte olduğu gibi birkaç kişiyi götürüyor risale Nur derslerinde başınızdan geçen enteresan bir şey var mı sorusuna Zübeyir abi rahmetli olunca onun ceza, cenazesine gitmek için 1971 iş yerinden izin istedim. Abimin cenazesine gideceğim dedim. Cenazeden döndükten sonra abinin adı ne diye sordular. Zübeyir Gündüz Alp, dedim. Bu nasıl iş soyadım bile tutmuyor dediler. Manevi abimdir deyince maaşımdan 10 diye ceza kestiler. İsmail Ambarlı kardeşin kamyonuyla derse gidip geliyorduk. Bir gün dersten çıktık. Kamyonun yanına geldik. İçinde çadır varmış. Onu çalmışlar. Şuraya buraya gidelim. Karakola gidelim dedik. En sonunda İsmail Ambarlı minareyi çalan kılıfını hazırlar. Hiç boşuna endişelenmeyin dedi. Onun bu tevekkülü çok hoşuma gitmişti. Mesela Durmuş Mustafa ile tanıştık. Eskide tabir caizse eskinin arabanın tekerine taş konulmaz efelerinden külhan Beylerindendi. Elinde tespih, gömleğin yakası açık, ayakkabı yumurta topuk. Allah'a çok şükür böyle olan birçok kişi hizmete döndü. Hakikaten bunun çok örnekleri var gerek cezaevinde gerek dışarıda. Gündüz işte çalışıyorduk. Gece de eserler matbaada basılmadığı için kendi aramızda toplanarak yazardık. İlk dönem zaten uzun yıllar 1950'lere kadar elle yazılarak çoğaltılmış. Bir ara bir dönem teksir makinasıyla çoğaltılmaya başlanmış. Sonra matbaa aşamasına 1956-57'lerde geçilmiş. Ve İsmail abiler de burada elle yazarak çoğalttıklarını söylüyor. Uykusuz olduğumuz için ambarlığının evinde ard arda çay içerdik. Yenge Hanım çok güzel çay yapardı. Sonradan ünü herkese yayıldı. Ambarının çayı diye meşhur oldu. Yeni Asya Gazetesi'ne çıktığından beri biriktirip arşivlediniz. Bu aşk nasıl başladı? Sualine. Gazetenin içindeki dini muhtevalı yazılar benim çok hoşuma giderdi. Bugün gazetesinden başladım. Bugünü de takip ediyor o zaman. Bugün diye bir gazete var. Şimdiki bugüne benzemeyen bir gazete. Daha doğrusu bugün çok şekil değiştirdi, sahip değiştirdi, kimlik değiştirdi. Ama bahsettiği bugün yakınlarda vefat eden Mehmet Şevket Eygin'in çıkarmış olduğu bugün gazetesi. O zaman İslami kesime seslenen en yüksek tirajlı gazete. Ama tabi risale Nur meslek meşrebine uymayan tarafları da var. Zübeyir abinin bununla ilgili itirazları var vesaire ama neticede Müslümanlara, dindarlara hitap eden bir gazete olarak İsmail abi o zaman onu da takip ediyormuş. Daha sonra bizim camiamızda tek sayfada olsa kendi gazetemizi çıkaralım fikri doğdu Nur camiasında. İttihat, irşat, ihlas, uhuvvet gazetelerinin hepsini biriktirdim. Yenahseydi. Hapse girdiniz mi sorusuna ben hapse girmedim ama ambarlı kardeşim girdi. Sait abiyle beraber 7 kişiydiler. Onlara destek için mahkemeye gidenler çoktu. Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanırken mahkeme çok kalabalık olduğu için Mersin'e naklettiler. Aynı kalabalık Mersin'e gitti. Biz bu kalabalığı dağıtmak için Mersin'e aldık. Aynı insanlar buraya da geldi diye şikayetçi oldular. İşte nur talebelerinin dayanışması bu ve yargılanan mensuplarına desteklerini gösterme ihtiyacını gösteren bir olay, örnek olay ve üstadın mahkemelerinde de aynı şey yaşanmış. Gençlik Rehberi Mahkemesinde de aynı şey yaşanmış. Bununla ilgili yazıları, hatıraları okuyoruz. Tabii o zamanki heyecan çok farklı bir heyecan. Ve bir tesanüt, bir dayanışma, müthiş bir birbirine sahip çıkma ruhu var. Son soru geçmişten bugüne baktığınızda gazetede değişiklikler var mı? Olmaz mı? Birçok şey değişti ama çizgisi değişmedi. Kuruluş gayesi neyse aynı yoldan gidiyor. Bunu söyleyen kim? Bunu söyleyen söylediği tarih itibariyle 40 yıllık bir okurumuz ve gelinen noktada bugün itibarıyla da 50 yıllık bir okurumuz. Bunu özellikle önemsiyoruz çünkü Yeni Asya hakikaten kırıksız bir çizginin, tavizsiz bir çizginin takipçisidir. 21 Şubat 1970'te ilk yayın hayatına atılmış. O günden bu zamana birçok gazete nüsha çıkmış her gün ve her çıkan gazete aynı çizginin, aynı misyonun, aynı fikriyatın, aynı davanın sözcüsü olarak, ilan edicisi olarak çıkmış. Bu çizgide en küçük bir kırık yok, en küçük bir sapma yok. Yarım asırdır devam eden kırıksız bir çizgi şükürler olsun. Risale-i Nur'un medyadaki dili olarak hakkın ve hakikatin yanında, hürriyetlerin yanında ahlakı savunan, imanı tahkim etmeye çalışan bir gazete olarak ve buna emek veren, buna omuz veren isimsiz kahramanlar. işte onlardan biri de İsmail abimiz. Onu da terhis belgesini alarak berzah alemine uğurlamış olduk. Allah rahmet eylesin ailesinin geride kalanların ve bütün camiamızın başı sağ olsun bizlere de onlar gibi hüsnü ile bu şahs manevi ile beraber bu hizmetin içerisinde son nefesimizi vermeyi nasip eylesin. Yarın bir başka konuda buluşmak dileğiyle.